Marketlerde durum bu. Peki pazarda durum ne? Bir de ona bakalım. Hatırlarsanız dün iki pazarı karşılaştırmıştık. Kimi fiyatlar biraz da olsa indi diyor bazı pazarlarda. Kimi ise fiyatlar inmedi diyor. Biz de sizin için bir uzmanla bu sefer pazara gittik. Nabız tuttuk. İşte ayrıntılar. KDV indirimli 1 lira daha düştü. KDV düşmeden önce herhalde herkes haber almış. Bir yumurtanın fiyatı bile ilk önce zamlandı. Hiç yansımadı. Anormal pahalılık var. Temel gıda ürünlerinde KDV %8'den %1'e düştü. Yani %7'lik bir indirim söz konusu. 2 lira birden düştü. 2 lira birden düştü. Hal böyle olunca marketlerde ürün fiyatları revize edildi. Peki ya? Pazarda durum ne? Valla şu anda halde de pazarda da fiyatlarda hiçbir oynama yok. Yine aynı fiyatlar, hiçbir değişiklik yok yani. Ya yansıma olmaz olur mu? Portakal 6 lira şu an normal. Geçen sene bile portakal bu fiyatlardaydı. Daha önce almış olduğumuz malla şu andaki almış olduğumuz mal arasında fark yok. KDV oranlarının düşmesi tarım ürünleri fiyatlarının düşmesini sağlayacak bir uygulama değildir. Murat Bey, şöyle yapalım. Portakalı baz alalım. 10 lira kilosu. Tarladan ne kadar açık? Tarladan çıkışın 3,5-4 lira arası. Fakat 3,5 lira yazdım. Aracı? 6-7 liraya mal oluyor. Valla normalde bu ürünün hakkı şu sezonda 10 lira 15 lira olmaz. Şahane bir cümle kurdunuz. Bir de 20 lira yazıyor burada. Ne oluyor? O üzerindeki 10 lira nasıl oynuyor peki? Valla ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Kim verecek cevabını? Cevabı patron verebilir size. Patron. Gelir misiniz böyle? 1 litre mazot olmuş, 16'ya dayandı. Gelin bu işin içinden çıkın. KDV düştü diyorlar ama fiyatlara bakıyoruz. Aşırı aşırı pahalı. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani fiyatları artıran gerçek neden? Girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. Çiftçilerin tarım yapmaktan vazgeçmeleridir. Özellikle gıda lojistiğinde, büyük kentlere yapılan gıda lojistiğinde kamyon bazında nakliye fiyatları çok yüksek. Çok fazla aracı var. Aracıyı kaldırmak lazım.